Medya Haber'den merhaba. Yeni bir Medya Haber'de gündem programıyla karşınızdayız. Gündemimizde özellikle Doğu Akdeniz'deki gerilim var. Doğu Akdeniz'deki gerilimin, krizin ya da Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan bugünlerde daha fazla görünür olan problemin Orta Doğu'ya yansımaları, Kuzey Afrika'ya yansımaları da konuşacağız. Ve zamanımız kalırsa programın sonuna doğru da belki iç siyasete yansımaları üzerinde değerlendirmeler yapacağız. Üç değerli konuğum var. Her üçü de konusunda uzman, Orta Doğu'da uzman. Gazete Duvar yazarı, aynı zamanda gazeteci yazar Fehim Taştekin. Yine Artı TV programcısı, gazeteci yazar Musa Özoğurlu. Ve Bir Gün Gazetesi Genel Yayın Koordinatörü, gazeteci yazar İbrahim Varlı. Ben her üç konuğuma da öncelikle hoş geldiniz diyeyim. Sanırım herhalde yaşanan sorunları en iyi sizlerle anlayacağız. Ben Fehim Bey'le, Fehim Taştekin'le, adaşımla başlayayım istiyorum. Doğu Akdeniz'de yaşananlar önce neyin habercisi? Gerçekten bu son günlerde özellikle Mısır'la Yunanistan arasındaki anlaşmanın imzalanmasından sonra ortaya çıkanları soruyorum. Evet, Türkiye ile Yunanistan'ın savaşmayacağı, aralarında bir çatışma çıkmayacağı yöndeki görüşler öne çıkıyor. Peki diplomatik girişimler ne yöne doğru ilerliyor? Bir kar zarar çetelesi tutulursa Türkiye bu çetelenin hangi tarafında olacak deyip başlayalım. Şimdi Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin, Erdoğan'ın kurmaya çalıştığı denklemin amacı nedir? Önce ona baktığımız zaman kuşkusuz buradaki denkleme girmek istiyor. Çünkü bu denklem yaklaşık 2002 yılından beri kurula gelen bir denklem ve Türkiye bunun dışında kaldı. Bölgesel politikalarındaki feci hatalar nedeniyle dostlarını ve ortaklarını kaybetti. Artık masada değil. Bütün bu gerilim bir şekilde Türkiye'nin masaya oturmasını mümkün kılacak bir caydırıcılık inşa etmeye dönük. Baktığımız zaman yani bir savaş çıkmayacak, evet, bunu yani net olarak görüyoruz. Çünkü işin içerisinde NATO var, Amerika var ve Amerika işin sonunda yani bu işi bitirin, gerilimi dindirin diyecektir. Ancak bir caydırıcılık inşa ettiği de söylenemez. Çünkü Türkiye bir kart çekiyor ve çıtayı yükseltiyor. Karşı taraf da benzer şekilde yanıt veriyor ve bu dahası mesela bölge dışı aktörlerinde Akdeniz'e askeri olarak intikal etmesini sağlıyor. Ve Türkiye'nin karşısında daha farklı bir aslında karşı caydırıcılık inşa edildiğini görüyoruz. Bu koşullarda masayı da mümkün kılan herhangi bir gelişme söz konusu değil. Yani bir müzakere olması gerekir. Bu da mümkün değil. Şimdi Türkiye'nin burada işte BM sözleşmesini imzalamayan bir taraf olarak yani hukuki zeminde de çok fazlasıyla tarafları ikna edecek şeyler, argümanlara sahip değil. Herkes bu Türkiye'nin görüşü deyip kenara çekileceği bir Türkiye perspektif çiziyor. Uluslararası Adalet Divanı kanalı da çalışmıyor. Yani onu o kanalı da çalıştırmıyorlar. Kimse oraya da gitmek istemiyor. Şimdi ne olacak? Yani böylesi bir krizde ya gerçek anlamda yani bunu savaşla çözersiniz. Bu seçenek şu anda masada değil. Ya caydırıcılık inşa edersiniz. Bu da işe yaramıyor. Ya da dostlukla oturup müzakere edersiniz. Al-ver sürecine girersiniz. Erdoğan'ın izlediği siyaset şu anda zaten böyle bir masayı tekmeleye tekmeleye gidiyor. Yani aslında ilan ettiği hedef ile bu hedefe varmak için kullandığı araçlar arasında ciddi bir uyumsuzluk var. Ortakları yok her şeyden önce. Yani bu tür uluslararası manevralarda ortak olması lazım. Birlikte hareket edebileceği ülkeler olması lazım. Baktığımız zaman Akdeniz sadece bir enerji meselesinden ibaret değil. Yani bütün sorunların bir parçası haline geldi. Yani münhasır ekonomik bölgenin belirlenmesi, işte deniz yetki alanlarının tayin edilmesi gibi son derece çetrefilli, çetin
konular mevcut. Burada Türkiye'nin bölgesel politikalarına genel olarak tepki gösteren ve Türkiye'nin bir şekilde Türkiye'nin bir şekilde hasımlaştırdığı ya da hasım haline getirdiği bir blok oluştu. Bu blok sadece bir meseleyle ilgili değil, Suriye meselesi işin içerisinde, Türkiye'nin Suriye politikası bir tarafında, bunun İsrail'le ilişkiler başka bir tarafında, Lübnan'la örtülü bir mesele var, kavga var, o da başka bir tarafında. Şimdi Türkiye Katar'ı bile, bu Akdeniz, Doğu Akdeniz enerji süreçlerinde Katar'ı bile yanında göremiyor. Katar Rumlarla anlaştı. Böylesi bir tecrit edilmişlik hali var Türkiye'nin ve bu hal kırılmadan, değişmeden Türkiye'nin hamleleriyle Doğu Akdeniz'de sonuç alması mümkün değil. Ve burada aslında çok cesur bir tartışılmıyor, ancak yani harita bükme metotlarıyla, işte Libya'yla mesela Türkiye'nin Antalya sahillerini böyle buluşturan bir uyanıklık diyelim, bununla farklı bir fiili durum yaratma çabası içerisine girdiler ve aslında bitik, tamamen saçma sapan bir Libya politikasını getirdiler Türkiye'nin kuşkusuz ulusal çıkarlarının olduğu Doğu Akdeniz meselesine, bunu bağladılar. Bu Libya hamlesi öz itibariyle son derece tartışmalı, hukukiliği de tartışmalı, geçerliliği Libya ayarında tartışmalı bir hamleydi. Ve her şey birbirine girdi. Şimdi ne Libya'da bu anlaşmayı sağlama alacak, geleceğe taşıyacak bir çözüm üretebildiler ya da bir sonuç alabildiler. Ne Doğu Akdeniz'de Rumları ya da Yunanları ikna edebilecek, onları geri adım atmaya ikna edebilecek ya da onları geri adım attıracak bir caydırıcılık ortaya konulabildi. Böyle suları köpürten, bunu iç politikaya malzeme yapan bir siyaset tarzı maalesef sorunları daha da büyütmekten, Türkiye'yi daha fazla uluslararası alanda tecrit etmekten başka bir şey getirmiyor. Peki, konuşacağız. Bakalım sonuna doğru biraz daha tablo netleşecek gibi. En azından bizim programımızdaki tartışma boyutuyla. Musa Bey, sizinle devam etmek istiyorum. Fehim Bey de söz etti. Yani neredeyse Türkiye etrafında tek dost bırakmadı. Ama öyle bir tabloda çiziyor ki Erdoğan, herkese de hala ayar veriyor. Bilmiyorum katılır mısınız ama Türkiye bunca yıl yalnız kaldığı bir coğrafyada, istediklerini elde edebilecek noktada mı? Yani bir çözümsüzlükten nasıl bir çözüm üretecek, bilmem, siz ne dersiniz bu konuda? Evet. Yani Fehim Taştekin, yani Türkiye'nin denkleme dahil olmak istediğinden bahsetti. Tabii bunun mesela başlıklarına baktığımız zaman işte şey var, yani pratiğine baktığımız zaman bir Suriye'de, işte İdlib'de mesela birkaç işte harekatla hakim olunan bir takım alanlar var. Bunlar hem bir taraftan aslında Türkiye'nin bu alanlarda belki de genişlemekte olan bir takım ihtiyaçlarının karşılanmasına yönelik bir çalışma içerisine girmesini gerektiriyor. Ve aynı zamanda bunu işte masada Suriye yönetimine karşı da, işte diğer işte ortağı sayılan Rusya ve İran'a karşı veya diğer ülkelere karşı da bir koz olarak elinde bulunduruyor. Diğer yandan Fırat'ın doğusu meselesi var. Yani kendi iç politikasının da aslında bir devamı olarak o bölgedeki herhangi bir Kürt kazanımının ya da oluşumunun kendisine sirayet edeceği endişesiyle hareket ediyor. Bunun yanında işte Doğu Akdeniz'de bir takım işte, yani Güney Kıbrıs Rum yönetimi başta olmak üzere bir takım ülkelerin işte çalışmaları var. Yani daha ilerisiyle düşünecek olursak işte İsrail ve Mısır'ın ve işte Yunanistan'la birlikte hani oluşturulan o Doğu Akdeniz Gaz Forumu'nu düşünecek olursak bir takım ülkelerin çalışmaları var. Ve bunun yanında bununla buradan yola çıkarak, yani Doğu Akdeniz'den yola çıkarak işte Libya ile yapmış olduğu bir anlaşma var. Yani Ulusal Mutabakat Hükümeti ile yapmış olduğu bir anlaşma var. Ama bu da Türkiye'nin karşısına yeni bir başlık çıkarttı aslında.
Yani o olayın biraz da niteliğini değiştirmiş oldu ve Türkiye'yi Arap dünyasının herhangi bir toprağına, ülkesine de müdahil etmiş oldu. Ve böylece aslında oradaki meseleye de Türkiye müdahil oldu. Şimdi Türkiye'nin tabii Libya'da da bir takım hedefleri var. Yani Kaddafi döneminden ya da önceki yönetimler döneminden kalan işte müteahhitlik çalışmaları var. Ve dolayısıyla oradan bir şey elde etmeye çalışıyor Türkiye. Yani bir menfaat elde etmeye çalışıyor. Şimdi bunların hepsi şey olarak görülebilir. Yani bir Libya'daki mesela bu ticari kaygı diğer ülkelerde olduğu gibi Türkiye açısından da normal görülebilir. Ama bu başlıklara baktığımız zaman hepsinin tek tek sorunlu olduğunu görüyoruz. Yani şöyle bir şey var. İşte mesela Fırat'ın doğusuyla ilgili olarak doğrudan bir halkı karşısına almış durumda Türkiye. Diğer yandan bir bütünlük içinde düşünecek olursak eğer, yani Suriye, Şam yönetimiyle işte sorunları bir kenara bırakacak olursak, Kürtlerle Şam yönetimi arasındaki bir takım gelişmeleri, bir ülkeyi karşısına almış durumda. İdlib'de bu durum daha da somut bir halde. Hı-hı. Ve aynı zamanda tabii Doğu Akdeniz'de de birçok ülkeyi de karşısına almış durumda. Şimdi mesela Doğu Akdeniz'le ilgili olarak neden işte Türkiye'nin orada bir hakkı yok mu sorusu soruluyor. Elbette Türkiye'nin de hakkı var. Yani sonuç itibariyle bu bölgede olan bir ülke ve hemen yanı başında çıkartılan bir yeraltı kaynağı söz konusu. Türkiye'nin de tabii bir takım hakları var. Ama bunu bugüne kadar yürütmüş olduğu, özellikle son 10 yılda yürütmüş olduğu bir takım politikalara baktığımız zaman kendi kendine imkansız hale getirdi. Yani siz mesela dünyada artık mesela Amerika Birleşik Devletleri için de geçerli bu, Rusya için de geçerli bir durum. Tek başınıza hareket edemiyorsunuz. O eski konjonktür ortadan kalktı. Yani bir takım ülkelerle... Araya girip sormak istiyorum ama burada çerçevesi belirlenmiş bir uluslararası hukuk mantalitesinden söz etmek mümkün mü? Bu da tartışılıyor çünkü. Hayır, mümkün değil. Hayır, mümkün değil. Mümkün değil. Yani... Şimdi bir takım sözleşmeler var, uluslararası bir takım sözleşmeler var ama bunların hiçbirisi ne Türkiye'ye ne de Yunanistan'a ne de diğer ülkelere, mesela Libya'ya da aynı şekilde aslında bir kesinlik sağlamıyor. Dolayısıyla şöyle bakıldığı zaman, yani işte bunu uluslararası hukuk açısından halledelim bu sorunu diye bakıldığı zaman böyle bir şeyin mümkün olmadığı görülüyor. Zaten ondan dolayıdır da bundan bu kadar sorunun yaşanması. Ve şey açısından baktığımız zaman, işte Libya açısından baktığımız zaman, mesela Fransa ile Türkiye arasındaki sorun sadece Libya ile sınırlı değil ya da Doğu Akdeniz'e sınırlı değil, bir de onun arka tarafı var. Yani Türkiye Afrika'ya da açılmaya çalışıyor ve Fransa birkaç yüzyıldır Afrika'da zaten. Evet. Dolayısıyla Fransa'nın ayağına da basmış oluyor Türkiye bir yandan. Böyle baktığımız zaman Türkiye'nin bu başlıklar altındaki muhataplarının hiçbirisiyle şu anda ilişkilerinin iyi olmadığını görüyor. Yani kısa vadede şu söylenebilir. Hani Libya'ya girilemez diyordunuz, girdik. İşte Suriye'de işte uzun süre kalamaz diyordunuz, kalıyoruz. Şu anda oradayız. Ya da Doğu Akdeniz'de işte arama yapamaz diyordunuz ama askeri gemileri gönderdik ve arama yapılıyor. Fakat bunların bugünler için belki çok güzel hareketler olduğunu söyleyebiliriz. Ama her adım Türkiye'yi biraz daha uluslararası alanda yalnız bırakıyor. Yalnız bırakmasının sonucu olarak da Türkiye'nin uzun vadede istediği sonuçları alabilmesi mümkün değil. Dikkat edecek olursanız mesela... Bu yalnızlık ona ne getirir? Yalnızlık şunu getirir. Yani şimdi iki başlık altında şeyi düşünmemiz lazım. Yani Erdoğan iktidarını iki başlık altında düşünmemiz lazım. Bir iç gelişmelerle ilgili olarak, bir de dış gelişmelerle ilgili olarak. İç gelişmeler ayrı bir başlık altında belki konuşulabilir ama dış gelişmelere baktığımız ya da ilişkilerine baktığımız zaman gerçekten de yalnızlaştığını görüyoruz. Düşünebiliyor musunuz? Koskoca Orta Doğu bölgesinde Katar dışında şu anda Türkiye'nin muhatap olduğu bir ülke yok. Yani üstelik bu karşısında olan ülkelerle, yani Mısır'la çok ciddi bir Müslüman kardeşler şeyi var, problemi var. Suudi Arabistan keza aynı şekilde. Bu arada tabii Suudi Arabistan'la Türkiye arasındaki problem sadece böyle bir hani örgüt problemi değil, aynı zamanda iki büyük ülke olarak bölgedeki liderlik problemlerinden bir tanesi. Yani böyle bir başlık altında düşünülebilir. Hı hı. Bunun yanında Birleşik Arap Emirlikleri'nin işte Libya olsun, Mısır'la işbirliği olsun veya Türkiye'ye karşı
Yine aynı şekilde bir takım sebeplerle, aynı işte Suudi Arabistan ve Mısır'la baktığımız zaman aynı sebeplerle hareket ettiği için Birleşik Arap Emirlikleri de Türkiye'nin karşısında. Evet. Halbuki işte bir Kuveyt'i ya da işte bir Umman'ı ya da bir Ürdün'ü herhangi bir şey etki yapmaz nitelik olarak. Ama asıl hani bölgedeki büyük ülkelere baktığımız zaman bir problem yaşadığını görüyoruz Türkiye. Yunanistan'la keza aynı şekilde ve Kıbrıs Rum yönetimiyle, ama Kıbrıs Rum yönetimini sadece oradan ibaret değil, aynı zamanda Avrupa Birliği'nden de ibaret görmemiz gerekiyor. Ve bunların üstüne Fransa'nın da eklenmiş olduğunu söylemek lazım. Bir de şöyle bir şey var. İran'la mesela şu anda herhangi bir problem yokmuş gibi görünüyor. Ama daha düne kadar zaten İran'la bir problem söz konusuydu. Ve Rusya'yla da her an aslında bozulabilecek ya da çıkarların çatışacağı bir şeye gelinebilir. Bugüne kadar Rusya ile Türkiye ilişkisinin de bir niteliğine dikkat çekmek lazım. Bu ilişki iki tarafında çok dikkatli bir şekilde birbirlerini incitmemek üzere devam ettirdikleri bir ilişki. Yani özellikle bunu Rusya'dan Türkiye tarafına doğru görüyoruz. Ama mesela şimdi işte yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklayacağı herhangi bir işte gaz bulduk Karadeniz'de vesaire gibi, çünkü Rusya'nın en büyük alıcılarından bir tanesi Türkiye ve daha sonrasında bu ne gibi bir takım gelişmeler getirecek lazım. Dolayısıyla baktığımız zaman, yani uzun vadede baktığımız zaman, ben Türkiye'nin şu anda herhangi bir ülkeyle, çevresinde herhangi bir ülkeyle dost olmadığını görüyoruz ve bunun da bir problem yaratacağını, daha doğrusu var olan problemleri ağırlaştıracağını öngörebiliriz ki Irak için mesela aynı şey geçerli, biliyorsunuz. Evet. Son yapmış olduğu sert açıklamalar. Yani sonuç itibariyle gerçekten de şu anda sıfır komşu ve dolayısıyla bu sıfır çok komşu, da çok problem için iyi bir takım şeyler söylemeyi imkansız kılıyor. Peki. İbrahim Varlı'ya dönmek istiyorum. Her iki konuğumuz da aslında bir tablo çizdi ama oradan görünen şu: dengeler gerçekten çok değişken. Kimin kimi desteklediği konusunda da epeyce tartışmalı noktalar var. Yani her ne kadar Türkiye birçok alanda yalnız kalmış olsa bile. Bu bağlamda öncelikle şunu sormak istiyorum. Dengeleri gerçekten bu kadar değişken kılan ne? Belki bir bütün olarak değerlendirmek gerekir. İkincisi, bu değişkenlik ciddi bir risk de değil mi? Yani küçük bir kıvılcım bile istenmeyen çok büyük bir sonuca yol açabilir mi? Bir savaş olasılığından söz edilmiyor ama öyle bir risk de dahil. Siz bu konuda ne dersiniz? Evet, risk büyük ama bunun çok hani yakın vadede bir sıcak çatışmaya, bir savaşa yol açmasını hiç kimse beklemiyor. Sonuçta Türkiye... Ben sadece Türkiye-Yunanistan açısından demiyorum. Yani bölgenin diğer bölge bütünü ülkeleri açısından. Açısından da bölgede şu anda en büyük oyun bozucu ülke Türkiye. Bunu kabul etmek lazım. Yani Doğu Akdeniz havzasındaki enerjinin paylaşımı konusunda diğer ülkeler arasında öyle ya da böyle bir mutabakat, bir uzlaşı sağlanmış durumda. Örneğin İsrail'in Mısır'la, Lübnan'la yaptığı anlaşmalar, Güney Kıbrıs Cumhuriyeti'yle yaptığı anlaşmalar, Yunanistan'la yaptığı anlaşmalar, bunların hepsi bir şekilde öyle ya da böyle bir zımni bir temelde bir ortak noktada buluşmuş durumdalar. Burada sadece Türkiye'nin bir büyük aktör olarak, Türkiye'nin aşağı yukarı bütün komşularıyla, bütün Doğu Akdeniz havzasına komşu ülkelerle sorunu var. Bu tarz anlaşmalar yapılmış değil. Diğer ülkeler, diğer bölgesel aktörler bu tarz anlaşmalar yaparken Türkiye çok daha farklı bir mecraya, bir maceraya sürüklenmişti. Bölgede rejim değiştirme hevesine sürüklenmişti. Özellikle Suriye'de ve diğer işte bildiğimiz bölgelerde, Mısır'da da çok iç politikasına dahil oldu, olmak istedi. Burada çok saplanıp kaldığı için buradaki bütün bu anlaşmalar, bütün bu aslında kurulan oyunu görmedi. Daha doğrusu gördüğü veya müdahale edemedi. Şimdi son anda bir tren kaçmak üzereyken son vagonda yakaladı. Yani o trene atladı. Türkiye tamamen oyun dışı kalmış değil. Türkiye'nin dahiliyle birlikte özellikle Libya'da öyle ya da böyle bir Trablus yönetimine yapılan anlaşmayla bölgedeki denklemi öyle ya da böyle bozduğunu artık herkes, bütün aktörler, bütün küresel aktörler de kabul ediyorlar. Yani bu sıradan bir basit bir anlaşma değil. Oradaki bir anlaşma hem Trablus yönetiminin ayakta kalmasını sağladı, hem de Yunanistan'ın, Güney Kıbrıs yönetiminin, İsrail'in veya Mısır'ın
sinir uçlarına dokundu. Peki Türkiye'nin bu denklemi bozması önümüzdeki dönemde kendi lehine mi olur, aleyhine mi olur? Yani önümüzdeki dönem için özellikle soruyorum. Yani şu an için kendi lehine oldu ama uzun vadede ve orta vadede kendi aleyhine olacak gelişmeler. Çünkü bu tarz Gülhan Bey tavırlarla veya yani ben yaptım oldu tavırlarıyla uluslararası ilişkilerde, denklemde yer almak mümkün değil. Yani oradan ilerlemek mümkün değil. Yalnızlaşırsınız. Ha bu yalnızlaşma iyi mi olur veya hani çok mu kötü olur? Hani İran'da yıllardır yalnız, Kuzey Kore'de yalnız, hatta Belarus'ta yalnız. Hani yalnız kalırsa Türkiye, bu Türkiye için bir hayatın sonu mu demek? Tabii ki değil. Ama Türkiye öyle ya da böyle 80 yıldır, 100 yıldır yönünü batıya çevirmiş bir öyle ya da böyle zımnen de olsa bir açık toplumdan bahsediyoruz. Öyle ya da böyle bir demokratik mekanizmalarını işlediği bir ülkeden bahsediyoruz. Hani çok fazla yönünü içe kapanıp ne haliniz varsa görün, ben istediğim oyunu kurarım, kurmak isterim veya sizin oyununuzu bozarım diyebilecek pozisyonlar değil. Çünkü bunun iki nedeni var. Birincisi ekonomisi tamamen aslında hani batıya endeksi ve hatta bağımlı bir ekonomiden bahsediyoruz. Eğer bir ekonomik bağımsızlığınız yoksa, bir üretiminiz yoksa, bir ihracatınız yoksa bağımlısınız. Bundan dolayı da her türlü tavizi verebilecek konumdasınız. Türkiye esasında hani AKP hükümeti de bunları okuyor, okumuyor değil ama hem içeride yaşanılan sıkışıklık, hem dışarıdaki yaşanılan sıkışıklık, hem de hakikaten yıllardır boş yere örneğin Suriye'de işte rejimi değiştirme hevesinin kendisine nasıl daha büyük bir kayba yol açtığını görmüş oldu. Bir anlamda bunu da bir şekilde telafi etme niyetinde. Ama Doğu Akdeniz'deki çıkarlar sadece Türkiye açısından değil, yani bütün aslında bölge ülkeleri açısından sorunlu. Yani dediğinizden bu, şunu mu anlayalım? Doğu Akdeniz'de attığı adımlarla esasen bir şekliyle diğer alanlarda attığı adımlardan geri adım atmaya mı hazırlanıyor? Geri adım atmayacak yani veya atabilir de onu bilemiyoruz ama en azından şunu görmüş oldu. Yani ben Suriye içlerine bu kadar saplandığım için Doğu Akdeniz'deki denklemin dışında kaldım. Son anda yakaladım. Şimdi bunları bir şekilde paralel bir şekilde yürütmek istiyor. Ama bu sadece esasında Doğu Akdeniz sorunu, buradaki bu enerji kaynaklarına hükmetme, artı bu enerjinin dışarı çıkarılıp batıya veya herhangi bir yere nakli başlı başına bir sorun. Bütün ülkeler açısından da olacaktır. Bakın şimdi yarın öbürsü gün ilerleyen dönemlerde Suriye'nin kendi iç huzuruna kavuştuğunu düşünecek olursak, Suriye'de Doğu Akdeniz'deki bu enerji paylaşım kavgasına dahil olacak. O zaman Suriye'nin Türkiye ile deniz yetki alanları konusunda sıkıntısı olacaktır. Kıbrıs, Güney Kıbrıs olacaktır, Kuzey Kıbrıs olacaktır, artı Lübnan'da da olacaktır. Çünkü bu çizgiyi nereden çekerseniz çekin mutlaka bir diğerinin çizgisini ihlal edecektir. Hı hı. Yani çakışacaktır. Buna daha Lübnan tam olarak dahil olmuş değil. Lübnan'ın İsrail'le sıkıntısı var, Suriye'yle olacak. Lübnan'da aynı zamanda Güney Kıbrıs ve Kuzey Kıbrıs'ta da sorunları olacak. Dolayısıyla bütün bu aktörler bir silkinip doğruldukları zaman Doğu Akdeniz'deki bu mesele daha da çetrefilleşecek. Bu egemenlerin esasında mı? Bunu söylemekte fayda var. Bu devletlerin, egemenlerin kendi aralarındaki esasında bir kapışma, bir kavga. Hani oradaki Türkiye'nin oradan çıkaracağı gazla, Lübnan'ın çıkaracağı gazla veya Mısır'ın çıkardığı gazla ne Mısır halklarının, Mısır halkının ne de Türkiye halkının bir faydasına olacaktır. Tamamen yine belli bir cümlenin, bir oligarşik bir yapının denetimine girecektir. Onlara hizmet edecektir. Biz yani yine geniş halkın yığınları yine o yoksullukla, mücadele edeceklerdir. Evet. Buradaki çözüm hani ne olması gerekiyor? Çünkü bu bir nevi it dalaşı. Bu Doğu Akdeniz Havzası'nın bütün bölge halklarının yararına işleyecek şekilde bu gaz, enerji, doğal gaz paylaşımının yapılması, buna dair bir takım planlar için kafa yorulması gerekiyor. Öbür türlü bu mesele her yönüyle egemenlerin, Türk egemenlerinin de, Yunan egemenlerinin de, diğer egemenlerin de işine gelecektir. Çünkü bir krizi tetikleyeceklerdir. İç politikada yaşamış oldukları sıkıntılar bir şekilde törpüleyeceklerdir. İkincisi bu her zaman kullanılışlı bir mevzu olacaktır. İçerideki sağcı, milliyetçi, muhafazakar kitleyi konsolide etmek için işlerine yarayacaktır. Her daim bir sıcak, bir
kriz, işte ne gelecekti, her yönünü kullanacaklardı. İçeride milli beka adı altında bütün kitleleri, bütün kaynakları seferber edeceklerdir. Bu onlar açısından kullanışlı ama bölge halkları açısından tamamen sorunlu. Sıkıntılı. Bu mevcut haliyle bütün Doğu Akdeniz gazı enerjisi Türkiye'nin olsa da Türkiye'deki yoksullar yine yoksul kalacaktır. Türkiye'deki halkların yine payına bir şey düşmeyecektir. Tıpkı bugüne kadarki ülkenin bütün yeraltı ve yerüstü kaynaklarının değerlerinin nasıl halkların lehine kullanılmadığı gibi bundan sonra çıkarılacak. Yani büyük ihtimalle yarın ilan edilecek şayet iddialar doğruysa Karadeniz'deki gaz da yine ne Karadeniz'in ne de Doğu'daki ne de İç Anadolu'daki bir kişinin faydasına olacaktır. Tamamen yine onlar bugüne kadarki nasıl kaynaklar yağmalandıysa öyle yağmalanacaktır. Bugünden sonra da yağmalayacak ama Doğu Akdeniz meselesi tabii çok uzun erimli bir mesele olacaktır. Hakikaten iç içe geçen çok karmaşık bir sorundan bahsediyoruz. Yani adalar sorunundan tutun, münhasır ekonomik bölge şeyinden, deniz yetki anlaşmasından, deniz sınır anlaşmasından. Yani isteseniz de aslında çok fazla çözülemeyecek bir sorundan bahsediyoruz. Peki ama... Çok bu nedenle önümüzdeki dönemlerde de gündemi bir hayli işgal edecektir. İşgal edecek. Fehim Bey, tekrar sizinle devam edelim. Buradan biraz da aslında Doğu Akdeniz'deki kapışmanın Orta Doğu'ya, yani Libya'dan Suriye'ye birinci dönemde kısmen değinmeye çalıştınız. Konuştuğumuz Doğu Akdeniz aslında krizlerin belki de en sonuncusu. Libya'da taraflar belli, ciddi bir vekalet savaşı içerisinde. Hatta zaman zaman karşı karşıya da geliyorlar. Suriye'de sorunlar çözüme yakın görünmüyor. Her ne kadar gidiş gelişler çoğalsa bile Cenevre'de masaya yatırmaya hazırlanıyorlar. Yunanistan ile Türkiye arasındaki kriz de sonuç itibariyle yeni tartışmaları beraberinde getirdi. Özellikle bu kriz, Yunanistan ile Türkiye arasında yaşanan bu kriz, Suriye'den Libya'ya bölgesel gelişmeler üzerinde nasıl bir etki bırakır? Bunu Türkiye açısından da diğer ülkeler açısından da irdeleyebilirsiniz. Ama esasen Türkiye açısından nasıl etkiler? Hem Kuzey Afrika'da hem Orta Doğu'da, özellikle Suriye'de. Yani işin özünde Irak, Suriye ve Libya'da sıcak cephelerin olduğu üç yerdeki dinamikler farklı, birbiriyle ilgili, ilintili ama her birinin ayrı dinamikleri var. Bunları haliyle işte kendi bağlamlarında değerlendirmek gerekiyor. Ama hükümet özellikle bunları birbirine geçirme taktiği güttü. Bunu birazcık da iç siyaset malzemesine dönüştürmek için yapıyor. Ve haliyle birdenbire mesela İdlib'de çok sıkışmış bir Türkiye varken, burada Rusya ile kafa kafaya gelmişken, Rusya'nın işte dikkatini dağıtacak şekilde bir Libya savaşı patlak verdi. Elbette bu Türkiye'nin Libya, Doğu Akdeniz ve işte Kuzey Afrika hayallerinin ya da planlarının bir parçası olarak gelişti. Ancak yani Türkiye bunları ayrı ayrı düşünmek istemiyor. Bu işi daha da karmaşık hale getirdi. Baktığımız zaman mesela Libya, Suriye'de elbette farklı bölgelerde farklı gelişmeler var ama şu an en fazla odaklandığımız yerlerin başında İdlib geliyor. Türkiye Mart ayından beri İdlib'e her gün 15-20, bazen 30, bazen 2 günde 30 askeri araç sokuyor. Askeri araçların sayısı 10 bini buldu. Askerlerin sayısını bilmiyoruz. Ve daha önce işte Soçi Anlaşması çerçevesinde 12 tane gözlem noktası vardı. Bunlardan bir kısmı, önemli bir kısmı Suriye ordusunun tekrar kontrolüne geçti. Onların akıbetini çok fazla konuşmadı Türkiye. Ancak şu anda İdlib ve civarında Türkiye'nin askeri kontrol sayısı 66'nın üzerinde. Yani 15 gün önceki rakamları söylüyorum. Ondan sonra yeni bir şey olduysa haberim yok. Bu bir savaş hazırlığıdır. Çok ciddi bir tahkimat var, askeri tahkimat var. Karşısında
Suriye ordusu da hakeza İran ve Rusya ile eşgüdümlü şekilde İdlib'in güney çeperlerine yığınak yapıyor. Onlar da hazırlıklarını sürdürüyorlar. Rusya ile vardıkları anlaşmalar hiçbir şekilde tam anlamıyla yerine getirilmedi. Oradaki sorunu Türkiye maalesef samimi bir şekilde çözmek istemiyor. O İdlib cebini ve diğer elinde tuttuğu bölgeleri pazarlık sürecinin en önemli kartları olarak elinde tutmak istiyor. O yüzden oradaki aslında elimine edilmesi gereken ve bu konuda kendi taahhütleri de olan Heyet Tahrir Erşam ve diğer terör örgütü sayılan örgütlere ilişkin taahhüdün gereğini yapmak yerine bunları yeniden bir orduya dönüştürme çabası içerisinde. Bunu dünya izliyor. Ama bu biraz Libya'nın, Doğu Akdeniz'in gerilimlerinin gölgesinde kaldı. Orada bir tiktak hali, bir saatli bomba maalesef yani zamanını doldurmaya çalışıyor ya da dolduruyor. Beri tarafta Fırat'ın doğusunda herkese inanılmaz bir şey var, başıbozukluk var. Türkiye'nin desteklediği ve milli ordu dediği çeteler orada her türlü yağma, düzenbazlık, hırsızlık ve buna benzer suçları işlemeye devam ediyorlar. Bu da bir kart olarak kullanılacaktır. Kürtlerle ilgili kısımda Türkiye her fırsatı değerlendirmenin derdinde ve burada aslında kafasındaki koridoru, yaklaşık 35 kilometre derinliğinde Fırat ile Dicle arasındaki koridoru tamamlayacak fırsatlar kolluyor. Bundan da hiç vazgeçmedi. Bu da iç siyasetin işte kendi elini ayağını bağlayarak dışarıyı da, dış politikayı da, Kürtlerle ilgili faslı da esir aldığı bir boyutta ilerleyen bir durum. Dicle'nin doğusuna da geçtiğimiz zaman Türkiye tüm bunları bir plan, bir düzen böyle gerçekten çok ciddi, çok uzun zamandan bu yana tasarlayarak mı yaptı, yoksa gelişmeler mi adım adım onu bu noktaya getirdi? Ne demek lazım? Ben çok ciddi bir tasarım olduğunu düşünmüyorum. Sürekli pedal çeviren bir bisikletçi gibi oradan oraya, oradan oraya savrulan bir ordu görüyorum. Çok stratejik bir akıl söz konusu değil ama belli hedefler var elbette. Belli saplantılar da var kuşkusuz. Yani Kürtlerle ilgili ve Esad yönetimiyle ilgili ciddi saplantılar var. Bunlar değişmez değerler olarak bu olayları etkiliyor. Ancak AK Parti'nin genel siyaset tarzını iyi okumak gerekiyor. Burada genelde yaptıkları şey, hele şöyle bir yol alalım, hele kervan yolda dizilir şeklinde. Yani fırsatları yakalama, boşlukları doldurma, öngörülemez hamlelerde bulunma, şaşırtma. Evet. Bütün bunlar AK Parti'nin genel taktiksel yaklaşımlarında birer başlık olarak ele alınabilir. Suriye'de de herkese yani bütün hamleleri aslında Türkiye'yi Rusya ile işbirliğine mahkum etti, mecbur bıraktı. Burada Rusya ile karşılıklı olarak uzlaşarak, anlaşarak, bazen gerilimli bir sürece girerek yol almaya çalışıyor. Bütün tıkanmışlıklarına rağmen bunu da iç politikaya biz oyunu bozduk diye satabiliyor. Peki. Bunun işlevsel olduğunu, iç politikada işlevsel olduğunu söyleyebiliriz. En azından Erdoğan'ın milliyetçi, ulusalcı payandalarını yanında tutmaya yaradığı açık. Ama burada yani üzerinde durulması gereken şey bunlarla şimdiye kadar ne sonuç aldı ve bundan sonra ne sonuç alabilir? Yani mesela Afrin'i boşalttılar. Bir şey etnik temizlik söz konusu oldu. Ve burayı Deirezor'dan işte ve başka yerlerden gelmiş eski IŞİD, eski Nusra cephesi ve de diğer İslamcı Ahrar-ı Şam'ın doğu yapılanmaları olan gruplar buraya yerleştirildi ve buralarda bir şekilde derebeylik hakim oldu. Yani bir suç mekanizması var. Bu bir şey getirdi mi? Yani elbette burada hakim özerk yapıyı çökertti.
Ama ne Kürt sorununu çözdüler, ne Kürtlerle ilgili herhangi bir alternatif geliştirebildiler. Şimdi bunu, buradaki fiili durumu siyasi sürece yansıtmaya çalışıyor. Yani Cenevre'yi aslında esir alıyor. Cenevre sürecini bir şekilde kendi koşullarını dayatabilecek bir sürece sokmaya çalışıyor. Bunda başarılı oluyor mu? Elbet kısmen başarılı oluyor. Sonuçta Rusya da Türkiye'nin rızasına bakıyor. Türkiye ile yaptığı ortaklığın bozulmasını istemiyor. Daha büyük çıkarlar ve stratejik hedefleri Türkiye ile Suriye'deki ortaklığa bağladılar. Her alanda ciddi işbirliği gelişirken Türkiye'yi bir şekilde uzaklaştırmak istemiyor. O yüzden de süreç inanılmaz derecede yavaş ilerliyor. Yani Cenevre'de Anayasa Yazım Komitesi'nin bile bugün geldiği nokta herhangi bir sorunu çözme anlamında umut verici bir tablo oluşturmuyor. Burada uluslararası toplumun yılgınlığı, belirsizliği ve koordine olamaması da Türkiye'nin istediği gibi risk almasına, oyun oynamasına hizmet etti şimdiye kadar. Yani uluslararası toplum herhangi bir şekilde ortak bir perspektife, hedefe, çabaya sahip değil. Peki. Bu yüzden de mesela Libya'da bile, yani Libya'yı aslında bu hale getiren NATO müdahalesi. Ancak NATO artık bağlamda değil. Türkiye NATO adına, Amerika adına orada bir takım hareketlerde bulunuyor. Ya da en azından onlar adına hareket ettiğini hissettirmeye çalışıyor ki işte Washington'dan destek alabilsin. NATO'nun belli önemli aktörlerinden destek alabilsin. Ama burada temel problem tabii ki Libya'yı yıkanlar, Suriye'yi bu hale getirenler artık yani amiyane tabirle arazi durumundalar. Herhangi bir şekilde taşın altına elini sokmak, inisiyatif almak istemiyorlar. Bu müthiş bir çözümsüzlük halidir ve bu devam ettiği sürece Türkiye başka nüfus savaşlarıyla karşı karşıya kalıyor. Yani mesela bütün Arap ülkeleriyle neredeyse yani Katar'ı bir ciddi bir aktör olarak görmediğim için onu işte Katar dışında lafını bile etme gereği duymuyorum. Katar yani Amerikan eksenindeki bir ülkedir. Yani çok fazla kendi halinde bağımsız politikalar geliştiremez. 10 bin tane Amerikan askeri Katar'da üste bulunuyorlar. Bu askeri varlık Katar'ın ne yapacağını ve ne yapamayacağını net olarak bize söyler. Bir artık yani dün mesela bir önemli ölçüde Körfez bloku İran'ı temel problem olarak görüyordu. Artık Türkiye'yi de onun yanına eklediler. Ve hatta belli ülkeler, Arap Emirlikleri, Bahreyn gibi ülkeler Türkiye'yi çok daha büyük tehdit olarak görüyorlar. Mısır. Şimdi Suriye'yle zaten inanılmaz bir düşmanlık hali oluşmuş. Orta Doğu'nun en önemli ülkelerinden birisi. Diğeri de Mısır'dır. Yani askeri anlamda bir varlığı olan, savaş yapmış bir ülkedir. Mısır'la çok ciddi bir sorunu var. Bu durum mesela şimdi Irak'a da yansıyor. Türkiye böyle her tarafta cephe açarken, yedi düvelle savaşır gibi. Ama her açtığı cepheyi mesela Mısır'la Müslüman kardeşler bağlamında başlamış sorun birden bakıyorsunuz Irak'ta da karşısına çıkıyor. Yani siz birileriyle uğraşırsanız başkaları da sizin çeperlerinize yaklaşmaya başlar ve oluyor mu? Yani başkaları aciz değil. Yani biz Türkiye siyaseti çok konuşan bir siyaset, çok deklarasyonlarda bulunan bir siyaset tarzı ve bu kadar gürültü çıkınca hakikaten iş yapıldı ve sonuç alındığı vehmine kapılıyor insanlar. Diğer ülkelere bakarsanız yani çok konuşmazlar. Diplomasileri son derece sessizdir. Nadiren açıklama yaparlar. Yani Suriye'de devlet başkanı Beşar Esad bile bu savaş döneminde inanılmaz derecede az açıklama yapmıştır. Ama Türkiye'de günde 10 kez deklarasyon olur. Cumhurbaşkanı konuşur, danışmanı konuşur, sözcüsü konuşur, bakanlar konuşur, Dışişleri Bakanı konuşur. Yani
bu kadar kakafoni zannediliyor ki dış siyasettir, değildir. Yani tam anlamıyla kakafonidir. Yani bundan bir sonuç alacaklarını zannetmiyorum. İç büyük siyasette bir, konuşalım isterseniz. Evet, evet. Büyük bir düşmanlık bloku oluştu esasen ve bunu çevirmek çok büyük bir sorumsuzluğu ve sorumsuzluğu sürdürebileceğiniz bir altyapıyı gerektirir. Yani bir Amerika gibi, mesela Amerika'nın hata yapma lüksü vardır. Yapar, sonra çıkar. Kimseden özür dilemek durumunda da değildir. Kimseye hesap vermek zorunda da değildir. Büyük bir emperyal güçtür. Ekonomisi bunu kaldırır. Askeri kapasitesi bunu kaldırır. Ama Türkiye böyle bir ülke değil. Diyorsunuz. Yani Türkiye bir adımını 40 kez tartarak atmak zorundadır. Hata yapma lüksü yoktur ama bizde hata en rahat yapılabilen bir şeydir. Peki. Ve bunun maliyeti her evet. açıdan, hem insan potansiyeli açısından, hem ekonomi açısından, hem komşuluk ve dış ilişkiler açısından inanılmaz şekilde yükseliyor. Peki. Ben Musa Bey'le devam etmek istiyorum. Aslında Fehim Bey de bir şekliyle açıkladı. Yani Türkiye'nin agresif ve çatışmacı bir siyaset izlediğini söyledi. Yani anlatılanlardan ortaya çıkan şu, kısa vadede Türkiye bu yaptığı siyasetin yararını görüyor. Türkiye'nin dostları dışarıda azalsa da bu tablo içeride Türkiye ya da iktidarı, AKP iktidarını konsolide etti. Peki bu siyaset ila nihaya gerçekten sürdürülebilir mi? Daha somut deyimle bu siyasetin çarpacağı bir duvar var mı? Yani aslında benim ayrıntısıyla anlattı. Yani belki hani bir iki şey başka açığı belki şey yapabilirim, başka farklı bir şekilde tarif edilebilir. Yani şöyle bir şey var. Şimdi Türkiye'nin bölgede yaptıklarına bakacak olursak, yani nitelik olarak mesela ne yaptı şu ana kadar Türkiye? Yani bu soruya bir cevap verelim. Ya yani Suriye'de belli bir alana hakim oldu. Diğer taraftan Fırat'ın doğusunu hani ayrıca tarif edecek olursak belli bir alana hakim oldu. Fakat bunlar ancak çok çetin bir takım pazarlıklarla birlikte de oldu. Yani Türkiye'nin tek başına yaptığı bir şey değil. İkincisi şöyle bir şey var. Bunlar hangi konjonktürde oldu? Yani Türkiye çok büyük bir güce karşı savaşarak mı böyle bir şeyi yaptı, elde etti? Yoksa orada var olan bir boşluktan faydalanarak mı bunu yaptı? İkincisi Libya meselesi. Aynı şey aslında. Yani Libya'da da işte Türkiye'nin aslında en başından beri desteklemekte olduğu bir ulusal mutabakat hükümeti var. Ve orasıyla yapmış olduğu bir anlaşma söz konusu. Şimdi buralara baktığımız zaman yani Türkiye'nin çok çok büyük avantajlar elde ettiğini, pratikte bunların Türkiye'ye çok önemli bir şeyler getirdiğini söyleyemeyiz. Dolayısıyla bunlar şey değil. Yani Türkiye tamam hani bir şey bir yandan işte çok agresif görünüyor, herkes karşısına alıyormuş gibi görünüyor falan filan ama aslında şu ana kadar uluslararası güçleri rahatsız edecek herhangi bir şey yapmadığını görüyoruz. Yani bugün işte mesela Avrupa'nın da Türkiye'ye İdlib konusunda tepki göstermemesi ya da hatta Fırat'ın doğusuyla ilgili olarak da çok ciddi bir tepki göstermemesinin sebebi budur. Şimdi Libya meselesine baktığımız zaman da evet yani kendileriyle ilgili bir takım kaygıları var. Dolayısıyla Türkiye'nin orada bulunması kendilerine rahatsızlık verebilir ama hala aslında işte şeye mesela işte bir Sirte'ye, bir Cukra'ya ya da işte tam hani petrole ya da paraya hakim olunacak olan bölgeye girmediği sürece Türkiye'ye hiç kimse bir şey söylemez. Trablus da istediği kadar oynayabilir. Dolayısıyla nitelik olarak baktığımız zaman Türkiye'nin şu ana kadar çok önemli bir başarı ya da şuraya getireceğim lafı başarı elde ettiğini görmüyoruz. Eğer böyle olsaydı doğrudan doğruya bu şeylerin küresel güçlerin menfaatine zarar verirdi. Ve eğer küresel güçler gerçekten de mesela bu bölgelerde ağır bir biçimde bulunmak isteselerdi Türkiye bu adımları atamazdı. Bir kere böyle bir konjonktür boşluğu olduğunu söylemek gerekiyor. İkincisi şöyle bir şey var. Diğer Arap ülkeleriyle yani Mısır'ı, Suudi Arabistan'ı, Birleşik Arap Emirlikleri ile
şey yaptığımız zaman, düşündüğümüz zaman bu ülkeler bir zamanlar, tabii Mısır'ı kastetmiyorum elbette, Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Suriye meselesinde Türkiye ile birlikte hareket ediyorlardı. Ama baktılar ki Türkiye'nin farklı bir ajandası var. Yani bölgeye liderlik, bölgeye hakimiyet, en azından siyasetinin hakim olması anlamında bir savaşı var. O zaman Türkiye ile araları bozuldu. Dolayısıyla şimdi karşısında aslında ciddi olarak Türkiye'yi problem olarak gören ülkeler bu ülkeler. Yani bir taraftan gerçekten de Türkiye'nin ya da Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın niyetlerine baktığımız zaman işte en başta Arap Baharı'na müdahil olma sebebinin işte daha önceki işte Ahmet Davutoğlu'nun yani orayı bir hinterland olarak görmesi, ne bileyim o dünyaya rahatlıkla hakim olunabileceğini, Türkiye'nin buralara işte liderlik yapabileceği falan filan teorileri olduğunu düşünecek olursak, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın şimdi bunu bir hayata geçirmeye çalıştığını gördüğü şey Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer ülkeler. Şimdi Arap dünyasında hala aslında işte Türkiye'nin çok kabul göreceğine dair iktidar yandaşlarında bir yanılgı var. Halbuki üzerinden 100 yıl geçmiş durumda, yani Osmanlı İmparatorluğu'nun oradan çekilmesinin üzerinden 100 yıl geçmiş durumda ve artık bir takım başka dinamikler ortaya çıkmış durumda ve insanlar farklı düşünüyorlar. Yani dolayısıyla Türkiye işte Arap kamuoyunda da çok kabul görmüyor artık ve bunun yanında siyasetçi nezdinde ya da siyaset nezdinde düşünecek olursak, yönetimler nezdinde düşünecek olursak zaten planları sebebiyle bir düşman olarak görülüyor. Yani kendilerine karşı faaliyet içerisinde olan bir ülke olarak görülüyor. Mesela son olarak basına da yansıdı, Türk istihbaratıyla Mısır istihbaratının bir şekilde görüştüğü yönünde bir takım haberler vardı. Burada Mısır'ın mesela öne sürdüğü bir şey var. Diyorlar ki Müslüman kardeşlerin işte yöneticileri sizde, onları koruyorsunuz. Daha da hani ilerisine bakacak olursak şey var, televizyon yayınları var. Bize yönelik olarak televizyon yayınları var. Bunlara mesela son verirseniz, Mısır'ın mesela hani Türkiye ile görüşmeme gibi bir durumu söz konusu değil. Mesela Irak'a baktığınız zaman Türkiye'nin işte herhangi bir şekilde Irak'ı hiçe sayarak gidip mesela bombardıman yaptığı gibi bir gerçek söz konusu. Irak mesela bunu istemiyor. Keza işte Suriye'de aynı hani tasarrufları var Türkiye'nin. Bunların hepsi aslında bir yandan da bu ülkelerin Suudi Arabistan olsun, işte Birleşik Arap Emirlik, yani bir Araplık şeyi içerisinde, çerçevesi içerisinde görülmesi gerektiği için Türkiye Arap dünyasını fazlasıyla rahatsız ediyor. Şimdi burada dediğimiz gibi yani küresel güçler bir şekilde bu bölgeyi artık dışlamış durumda ve Türkiye'nin de ne yaptığı çok da umurlarında değil. Ama dediğim gibi nitelik olarak gerçekten kendilerini rahatsız edecek bir şey yapmadığı sürece, ki şu ana kadar yapmış değil. Karşısında Arap dünyası var. Arap dünyasının ise Batı'yı ne kadar bu konuda, yani özellikle Amerika Birleşik Devletleri'ni ne kadar bu konuda ikna edeceği ve bu konuda ne kadar Türkiye'ye karşı ciddi bir çıkışta bulunabileceğini hesaplayarak ancak Türkiye'nin duvara toslayıp toslamayacağına şey yapabiliriz. Yani o konuda bir şey söyleyebiliriz ama tahmin olarak eğer söyleyecek olursak, hani bilgi dışında bir şey söyleyecek olursak, evet, şöyle bir şey var. Hani bütün şu anda bu programda yapmış olduğumuz tarifler gelecekte Türkiye'yi hiç de bu anlamda iyi ilişkilerin ya da iyi günlerin beklemediği yönünde. Yani bunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Dolayısıyla ne zaman olur, nasıl olur bilmiyorum ama Türkiye'nin bu politikalarının hiçbir ülkede hoş karşılanmadığı ve dikkat edecek olursak yeni bir gruplaşma da oluyor. Daha önceden mesela hani ülkeleri işte tek ya da ikili olarak Türkiye'ye karşı işte bir takım açıklamalar görüyorduk. Fakat Türkiye'nin atmış olduğu her adım biraz daha aslında karşısında yeni bir grubun doğmasına sebep oluyor. Yani o kadar ilginç ki mesela bu Birleşik Arap Emirlikleri İsa arasında yapılan bu anlaşma sonrasında mesela İsrail'in de işte Yunanistan'la birlikte, yani Yunanistan lehine ve Türkiye aleyhine açıklama yapmış olmasını da şimdi şey denilebilir, belki çok lüks gelebilir, yani İsrail'le işte Araplar bir olup işte Türkiye'ye karşı mı falan filan denilebilir ama konjonktür sanki oraya doğru gidiyor gibi. Yani Suudi Arabistan da mesela İsrail'le ilişkilerini geliştirecektir, en kısa zamanda geliştirecektir. Diğer ülkelerin de işte sırada işte Bahreyn'i var, işte Yemen olumlu, evet, açıklama yaptı, Ürdün olumlu açıklama yaptı. Bu artık Türkiye'ye karşı yeni bir grubun doğduğu anlamına da geliyor ki
Bu grubun ne zaman şekilleneceği ve somut olarak Türkiye'ye karşı nasıl bir politika uygulayacağı belki de Türkiye'nin önündeki duvarın yakınlığını ve uzaklığını saptayacak olan bir durum olabilir. Peki. İbrahim Varlı'yla devam edelim istiyorum. Aslında belki baştan beri konuştuklarımızla ilgili Türkiye'nin biraz da yayılmacılık politikasıyla, işgal politikasıyla da ilgili olduğunu düşünenlerdenim ben. Suriye ve Irak'ta artık alan hakimiyeti sağlamış. Libya'da hakeza yine bir kısım toprağı bir bütün olarak kontrolünü almayı düşünüyor ve bu giderek ne Osmanlıcılık mı deriz, başka bir şey mi deriz? Sonuçta onu yaygınlaşmayı düşünüyor. Türkiye bunca krizi büyüterek aslında bir yanıyla da o yayılmacı stratejisini zamana yayıp o alanları, işgal ettiği bölgeleri elinde tutmayı mı hedefliyor? Belki ileride onları ilhak edip Hatay'da olduğu gibi geçmişte kendi haritasına mı katmak istiyor? Gerçekten bu mümkün mü ya da böyle bir siyaseti akletmesi, götürmesi, bu konuda siz ne dersiniz? Türkiye'nin bölgede güç sahibi olmak için bir takım yayılmacı emeller güttüğünü biliyoruz. Hatta bunu hani uluslararası siyaset bilimi terminolojisiyle söylersek bir alt emperyalist moda role büründüğünü veya bu role üstlendiğini söyleyebiliriz. Sanki ben bu alt emperyalist tanımlamasına çok fazla Türkiye açısından katılmasam da, çünkü farklı bir şekilde değerlendirmek mümkün. Ama böyle bir emel var. Örneğin geçen haftalarda Alman Die Zeit gazetesi, Die Welt'te olabilir, Erdoğan'ın 3,5 savaşı diye Türkiye'nin işte Erdoğan hükümetinin bölgede nasıl yayıldığını, nasıl bölge hükmetmek istediğini haritalarla çizelgelerle ortaya koymuştu. Yani Türkiye'nin bölgede hiçbir şey kazanmasa da en azından bölgede ben de varım demek için birçok yerlere müdahil, birçok yerdeki krize veya çatışmalara müdahil olduğunu biliyoruz. Bu kısa vadede belki çok fazla bir şey getirmeyecek gibi gözükse de uzun vadede bölgede, ya eski Osmanlı bakiyesi topraklarda hani ben de varım, artık bu coğrafyaya yüzümü döndüm. Zaten batıdan bir şey elde edemeyeceğim. O zaman ben doğuma döneyim, güneyime döneyim. Orada bir takım pazarlar, yeni pazarlar elde edeyim. Şimdi esasında bu sadece Türkiye özgü bir yayılmacı sayıktan bahsetmiyoruz. Bütün aslında küresel aktörlerin ve yeni bölgesel aktörlerin de bu tarz bir niyete soyunduğunu, bu tarz emellerin olduğunu söyleyebiliriz. Buna Suudi Arabistan'da dahil, İran'da dahil, Türkiye'de dahil, Rusya'da dahil, Amerika'da dahil. Artı Fransa'da kendi eski kolonyal ülkelerini, kendi eski sömürgelerini yeniden sömürgeleştirmek için bir takım hamlelerde bulunuyor. Sahra altı Afrika ülkelerinde yaptıklarını görüyoruz. Çünkü mevzu şu, 100 yıl önceki paylaşım savaşlarında paylaşılan harita artık bugünün, yani 100 yıl sonrasının bugününde dar geliyor. Bu yeniden bir paylaşım, yeniden bir kavga, yeniden bir nüfus mücadelesi, etkinlik mücadelesi baş gösteriyor. Yani bu Türkiye'nin esasında dışında gelişen bir şey. Türkiye'yi bu denklemden çıkarın, Rusya yine bu emelleri olacaktır. Vardı. Fransa'nın hakeza, İngiltere'nin hakeza yine öyle, veya diğer bölgesel ülkelerin, İsrail'in, İran'ın, yani İran'ın bölgedeki nüfus mücadelesi çok fazla esasında hani Türkiye ile de alakalı değil. Türkiye'yi bu bölgeden alıp çıkarıp... Araya giriyorum, kusura bakmayın. Şuna dikkat çekmek için söyledim. Yani sonuçta Afrin'de, Giresipi'de, Serekaniye'de, özellikle Suriye'de uzun zamandan bu yana süren bir durum. Ve oralarda PTT açtı, banka açtı, okul açtı, Arapçayı kaldırdı, Kürtçeyi kaldırdı. Şimdi başka ülkelere baktığınızda emperyal ülkeler Fransa'da, Amerika'da, Almanya'da, diğerleri de bu şekilde gitmiyor. Yani ticaretiyle, ekonomisiyle iliklerine kadar sömürüyor ama Türkiye neredeyse klasik sömürgecilik anlayışıyla gitti ve oralarda kalıcı olmayı hedefliyor. Gücü yeterse Irak'a da, hatta belki işte önümüzdeki dönem Kuzey Afrika'ya da aynı şeyi yapmayı tasarlıyor. Nihayetinde Nijerya ve Çat'la ilgili de bizzat Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi konuştu. Yani bu anlamda özellikle sordum ben. Evet, yok anladım aslında mesele, ama şimdi bunu Türkiye hükümeti de, AKP hükümeti de görüyor. Yani Suriye'de kalıcı olmayacağının, bu tarz bir şekilde işte Diyanet'ten yetkililer atamanın, müftüyü atamanın, kaymakam atamanın,
veya oraya bir takım buradan oraya yönetecek valileri atamanın bir getirisi, hı hı. daha doğrusu bir uzun erimli veya orta erimli bir getirisinin olmayacağını biliyor. Yani Türkiye orada kalıcı istese de kalıcı olamayacak. Yani Türkiye eğer orada Kıbrıs'ın kuzeyindeki gibi bir fiili durum yaratıp oralarda 10 yıllarca barınmayı düşünüyorsa bu bir ham hayaldir. Ham hayalden öteye gitmeyecektir. Ama şunu da görüyor tabii ki Türkiye. Suriye'deki mesele birkaç yılla veya bir 5-10 yıl içerisinde çözümlenebilecek bir mesele olmadığını da görüyor. ABD'nin özellikle Fırat'ın doğusundaki yayılması, oraya yerleşmek istemesi, orada bir takım tahayyüllerde bulunması, açık ve gizli niyetlerin olmasını gördüğü için ABD bölgede bulunduğu müddetçe Türkiye'de bir takım boşluklardan yararlanarak Suriye'nin belli noktalarını, yani belki Fırat'ın doğusuna çıkacaktır ama Fırat'ın batısında özellikle ısrarcı olacaktır veya bu üç bölgede de, yani askeri hareket gerçekleştirilen bölgede de kalabildiği kadar kalacaktır. Çünkü bunu kurulacak Suriye masasında ve Suriye'nin gelecekli dizaynında bir pazarlık unsuru olduğunu biliyor. Bir al-ver ilişkisinin gerçekleşmesi için buralarda olabildiğince, yani son ana kadar tutulmaya çalışacaktır. Peki. Bu ne kadar olur? Buna da bölgesel ve küresel gelişmeleri, denklemi göz önüne bulundurarak bir şeyler söyleyebiliriz. Ama Suriye için henüz bunun bir, buna dair bir projeksiyon tutamıyoruz. Çünkü çok belirsiz, ucu açık bir süreçten bahsediyoruz. Hı-hı. Hani pazartesi günü yeniden Cenevre'de anayasa görüşmeleri başlayacak. Ne Astana süreci, ne Cenevre süreci Suriye'ye bir çözüm, istikrar getirebilecek platformlar değil. Muhtemelen bunlar uzunca bir süre devam edecektir. Türkiye'de bu süre zarfında Kürt fobisini de kullanarak orada kendisini bir şekilde yerleşik hale getirmeye çalışacak. Ama yalnız Türkiye'nin sadece Suriye'nin kuzeyine bu şekilde girdi, orada bir şekilde yer almak istiyor. Çünkü Suriye'nin de güçsüzlüğünden ve uluslararası konjonktürden de faydalandığı için böyle. Türkiye'nin sadece Suriye'de değil, bakın Irak'ta, Kuzey Irak'ta da ciddi bir başka üstünde binlerce askeri var. Hatta 5000, 3000, 3000'den fazla 3500'e yakın bir askeri var. Katar'da askerleri var, askeri üssü var. Suriye'de var, Irak'ta var, Katar'da var. Lübnan'da BM şemsiyesi altında olsa var. Somali'de var, Libya'da şimdi var dedi. Artı şimdi Sudan'la da bir takım pazarlık içerisinde, hatta Eritre'de böyle bir ilişki içerisinde. Baktığın zaman bölgenin neredeyse temel köşe taşı ülkelerinde askerler ve askeri üsler bulunduracak. Şimdi bu toplamda tek tek baktığınızda belki çok fazla bir şey ifade etmeyebilir. Ama totalde baktığınız zaman Türkiye'nin hakikaten bir doğusunda, bir güneyinde ciddi bir yayılmacı emeller güttüğünü görebiliyoruz. Ve bunları totalde de evet tek başına oyun kuramayacak olsa da en azından mevcut bir takım oyunları bozabilecek, oraya bir şekilde müdahale edebilecek bir pozisyona getiriyor. Örneğin evet. Katar'daki Türkiye'nin binlerce askerinin olması, hı-hı. orada Türkiye'nin üssünün olması, yani üs kurmak istemeleri, oradaki askerlerin varlığı, Türkiye'nin jeopolitik çıkanlar açısından da hani ne gibi bir önem arz edebilir, ama orada da uzun erimli bir bölgesel politikanın, bölgesel yayılmacı stratejinin bir uzantısı olarak görmek lazım. Bununla da sınırlı kalmayacaktır. Türkiye bütün gücüyle bölgesel denklemde öyle ya da böyle dışlansa da, peki. ötelense de, denklemin dışında da tutmak istense de yer almak isteyecektir. Çünkü bahsettiğimiz ülke sıradan bir ülke değil. Yani bazen Türkiye'nin gücünü çeşitli yorumlarda, platformlarda çok küçümsendiğini görüyoruz. Türkiye öyle ya da böyle bir NATO üyesi bir ülke, güçlü bir ekonomiye sahip bir ülke, G20'de yer alan bir ülke, NATO'nun en önemli ikinci büyük ordusuna sahip ve yıllardır bir çatışma, bir düşük yoğunluklu savaş içerisinde olan bir ordudan bahsediyoruz. Bu Türkiye'yi bir şekilde avantajlı konuma getiren bir durum. Hani olumsuz da olsa, kötü de olsa, kısaca hiç istemese de. Yanıtlarsanız uzun vadede de avantajlı kılar mı Türkiye'yi? Ya, Türkiye'nin avantajlı olması için bir takım hani bölgesel bir takım müttefikleri kazanması lazım. Hani örneğin bu Mısır olabilir en yakın ihtimal. O da bu tabloda zor gibi görünüyor herhalde.
Aslında çok da zor değil. Örneğin İsrail ile ticaret, askeri ve ticari ilişkiler olduğu gibi devam ediyor. Sadece içeride kullanılacak bir kullanışlı malzeme olduğu için İsrail ile aslında hiç gereği yokken bir düşmanlık güdülüyor. Bir anlaşmazlık söz konusu ama öbür haliyle bütün ticari ekonomik ilişkiler devam ediyor. İsrail ile önümüzdeki günlerde, önümüzdeki haftalarda çok rahat bir şekilde ilişkiler yeniden tesis edilebilir. Yeniden elçiler atanabilir. Çünkü bu denklemde, özellikle tekrardan başa dönecek olursak, Doğu Akdeniz denkleminde Filistin yönetimi de İsrail'in olduğu grupta, cephede yer alıyor Türkiye'ye karşı. Evet. Yani Doğu Akdeniz Gaz Platformu'nun, enerji platformunun bir üyesi oldular. Türkiye'nin ve karşısında İsrail'le birlikte, Mısır'la birlikte, Güney Kıbrıs Cumhuriyeti ile birlikte. Hani burada Türkiye'nin Filistin davasının hamileliğini üstlenmesinin bir geçerli yok. Yani pratikte bir karşılığı da yok. Onu kendileri de biliyorlar ama bazı meseleler iç denklemde çok kullanışlıdır. Yani Ayasofya gibidir, Kudüs gibidir, Filistin meselesi gibidir. İçeride oy getirecek, oya tahvil edilebilecek meseleler bu nedenle kullanılışlı. Ticaret devam ediyorken İsrail'lerin için hani o kavgalı görüntüsünü yok etsinlerken, ellerine böyle bir oy getiren mekanizma, bir araç varken İsrail'e de kavgalı görüneyim de ama ticaretine devam etsin, gemicikler gitsin, oraya da petrol de enerji de taşıyalım ama kavgalı gözükelim çünkü bu bana oy olarak geri dönüyor. Bu onlar açısından kullanışlı bir politika. Aslında zamanımız kalırsa Türkiye'deki iç krizlerin iç dengelere yansımasında konuşacağız ama mümkünse rica etsem kısaca değerlendirseniz özellikle bu Arap-İsrail yakınlaşmasının nasıl okumak gerekir? Her üçünüze de ortak bu soruyu bu başlık üzerinden sorup yanıt almak istiyorum. İç dengeleri de tartışmaya, iç dengeleri etkisini de tartışmaya dönük. Gerçekten biraz önce Musa Bey biraz değindi bu konuya ama yine Fehim Bey'den başlayalım isterseniz. Arap devletleri ile İsrail arasındaki yakınlaşmayı sadece Türkiye'ye karşıtlık üzerinden okumak yeterli mi? Yoksa başka bir denge mi gelişiyor oralarda? Yani Türkiye'ye, Türkiye'nin politikalarına yönelik bir boyutu var. Ama bu Türkiye'yi bloke etmek için kurgulanmış ve bunun için atılmış bir adım olarak değerlendirilemez. Yani bunun sonuçları Türkiye'yi ilgilendirecektir birazcık. Ama burada yürütülen bir uzun vadeli strateji vardı ve bundan ilk sonucu aldılar. Bu nedir? Filistin meselesinin bir Arap meselesi olmaktan çıkartılması. Bu Amerika'nın ve İsrail'in epey zamandan beri takip ettiği bir stratejiydi. Burada neyi kullandılar? İran'ın önemli bir tehdit olduğunu ve İsrail'e değil İran'a bakılması gerektiği yönündeki argüman. Buna Türkiye'yi de son zamanlarda eklediler. Türkiye bu adımın atılmasında itici bir katalizör oldu denebilir. Ama bu uzun vadeli bir strateji ve baktığımız zaman Arap ülkeleriyle ilişkiler yani 1990'ların başında aslında ivme kazandı. 1996'da mesela Umman'da ve Katar'da İsrail ticari ofis açabildi. Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkiler daha da çok ilginç boyutlar kazandı. Yani İran'ın işte tehdit olarak resmedildiği ve fona konulduğu ve onun önünde askeri ve istihbarat alanında ortaklığın geliştiği bir süreç. Perde arkasında gelişen bir süreçti ve en nihayetinde burada işte perde arkasında olanı perde önüne çıkaran bir adım atıldı. Bu kuşkusuz yani önemli aktörler arasında ne diyelim Mısır'ın ve Suudi Arabistan'ın kuşkusuz şeyi var, ilgisi bilgisi var. Mısır zaten Ürdün'le birlikte İsrail'i tanımış, İsrail'le anlaşma yapmış iki yegane ülkeydi. Buna Birleşik Arap Emirlikleri eklendi ve devamı başka halkalarla gelebilir. Filistin'in aslında bu Arap ülkelerinin birçoğundan ciddi anlamda destek gördüğünü söyleyemeyiz. Filistin aslında epey zamandan beri
bir baş ağrısı ve bir yük olarak algılandı. Ve Filistin politikası daha çok onların bölge ve kendi iç politikalarında bir malzeme unsuru olarak ele alındı. Bu artık geçerliliğini yitirmiş bir malzemedir. Hı hı. Daha fazla bunu kullanamayacaklar için de terk ediyorlar. İşin içerisinde Amerikan ortaklığı kuşkusuz önemli. Peki. Birleşik Arap Emirlikleri Amerika'da, Washington'da önemli bir lobi gücüne, kuvvetine kavuşmuştur bu saatten itibaren. Şimdi bunun Türkiye'yi ilgilendiren tarafı nedir? Yani bir sonuç olarak bakarsak. Mümkünse yani özetleseniz. Teşvik edici bir boyutu var. Efendim? Mümkünse özetleseniz. Ha, evet. Şimdi yani Birleşik Arap Emirlikleri ile tabii onun yanında Suudi Arabistan'ı, Bahreyn'i, Mısır'ı ve Ürdün'ü de eklemek lazım bir blok olarak. Bu blok Türkiye ile farklı yerlerde farklı ajandalara sahipler ve çatışma halindeler esasen. Yani Libya'da bunu net olarak görüyoruz. Suriye'de de var, Irak'ta da var. Şimdi bu savaşta Türkiye'yi daha fazla köşeyi sıkıştıracak psikolojik ve siyasal bir zemin yakalamış oldu bu blok. Hı hı. Özellikle Amerika ile ilişkilerde Türkiye'yi daha fazla köşeye sıkıştırabileceklerdir. Hı hı. Ve Türkiye'de asla yerine getiremeyeceği uyarılarla onların işini kolaylaştırıyor. Mesela İsrail'i tanımış yıllardan beri, yani 1959'dan beri tanımış bir ülke. Mavi Marmara'da bile asla diplomatik ilişkilerini kesmemiş bir ülke. Bundan yani İsrail, Arap Emirlikleri arasındaki o normalleşmeden dolayı Ebu Dhabi elçiliğini çekmekten bahsediyor. Bunu izah edemez. Yani dünyaya hiçbir kimse izah edemez. Türkiye'nin ticari ilişkileri çok yüksek. Peki. Yani Türkiye üzerinden veya Türkiye'ye gelen İsraillerin sayısı ya da İsrail üzerinden Türkiye'ye gelen yolcuların sayısı sadece Türk Hava Yolları'nın taşıdıkları geçen sene 2 milyonun üzerindeydi. Yani bu rakamları dikkate aldığınız zaman ilişkilerin boyutu net olarak görülecektir. Türkiye'yi uluslararası alanda daha fazla parmakla gösterebilecekleri bir pozisyona soktular. Bu adımın en önemli neticesi budur. Peki. Musa Bey, sizinle devam edelim. Biraz da aslında Batı ilişkileri üzerinden değerlendirmenizi isteyeceğim. Türkiye tüm Batı ülkeleriyle, ABD ile NATO müttefiki, hep birlikteler. Ama diğer taraftan baktığınızda da neredeyse tümü bu Arap devletleriyle İsrail'in yakınlaşmasından ve diğer taraftan Türkiye karşıtı bir pozisyon almalarından da memnun görünüyorlar. Bu durumu nasıl açıklarsınız? Yani ne tarafın memnun göründüğünü kastettiniz, onu tam anlarsam. Ben Batılıların ve ABD'lilerin sanki ABD'nin ya da Batılı devletlerle ABD'nin Arap-İsrail yakınlaşmasından memnun oldukları ve aynı zamanda kendi müttefiklerin karşısında da bir cephe oluşuyor. Yani bir tezattan söz etmek istedim, böyle evet. Diyeyim. Evet, yani bu bir tezat, evet. Ama şöyle bir şey de var. Yani Türkiye'nin de mesela aynı şeye, duruma ya da aynı tavra gelmesini isterler. Şimdi Batı dünyasına baktığımız zaman gerçekten de Orta Doğu'da bir problem var. Bu problemin bir parçası bizatihi işte yaratıcısı Batı'nın işte tarihsel tasarruflarıdır. Bu ayrı bir tartışılır. Hani neden bu hale geldi, ne oldu falan filan, ama Batı bu işin bir tarafıdır tabii. Yani diğer taraftan burada Orta Doğu'da Batı'nın müttefiki olan, ayrı ayrı müttefiki olan ama birbirleriyle düşman olan iki taraf var. Bir tanesi İsrail. Bir tanesi de diğerleri de işte Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri gibi ülkeler. Yani özellikle Körfez ülkeleri. Yani bunların kendi aralarında anlaşmaları elbette ki Amerika Birleşik Devletleri açısından halledilecek veya halledilmiş olan bir sorunun halledilmesidir daha doğrusu. Bu nedenle tabii ki buna çok olumlu yaklaşacaktır. Yani aynı şey Avrupa için de geçer. Bir şekilde burada şu soruyu da sorabiliriz. Yani
Batı bir şekilde evet bir sorunu halletmiş oluyor tırnak içerisinde ya da bir sorunun halledilmesine olumlu yaklaşmış oluyor. Ama bu sorunun bizatihi öznesi olan Filistinlilere bu bir şey kazandırıyor mu? Gelecekte işte Filistinlilerin durumu ne olacak? Filistinlileri hangi pozisyona sokacak? Biliyorsunuz işte bu yüzyılın planı aslında şuydu. Filistinlileri herhangi bir şekilde bir vatandaş haline getiriyordu. Yani şeyde İsrail içerisinde bir vatandaş haline getiriyordu. Ve üstelik hani bu bilim kurgu filmlerindeki gibi yani İsraillere karışmadan işte öyle üst yollardan falan birbirinin yanına gidip gelebilen vatandaşlar olarak tamamen böyle bir ayrımcılık şey yapmış oldu, yasalaşmış olacaktı aslında. Ama uslu duran Filistinler açısından problem olmayacak. Yeter ki Filistin davasına sahip çıkmasınlar. Buradan baktığımız zaman Batılıların daha önce mesela Amerika'ya göre İsrail'in Filistinlere yönelik tasarruflarına daha yüksek sesle karşı çıktığını biliyoruz. Yani Filistin'in mesela tanınmasıyla ilgili olarak olsun, İsrail'in işte saldırılarıyla ilgili veya genişleme planlarıyla ilgili olarak olsun daha yüksek sesle karşı çıktıklarını biliyoruz. Ama şimdi bundan vazgeçecekler mi? Yani Arap dünyası aslında çoktan Filistin'den vazgeçmiş durumda. Yani Arap dünyasında eğer şeye bakacak olursak işte Arap Birliği içerisinde bugüne kadar Filistin'le ilgili olarak ciddi bir kararın çıkmadığını görürüz. İslam İşbirliği Teşkilatı'nda da yine ciddi bir kararın çıkmadığını görürüz. Yani hem Araplık hem İslamlık açısından baktığımız zaman aslında Filistin'le ilgili bugüne kadar sadece yapılamayanlardan bahsedebiliyor. Şimdi bu da işte ne zamandan beri? İşte 1948, hadi 50'den diyelim, 70 seneyi de geçti, 70 sene olmuş. Yani 70 senedir Arap dünyası bu sorunu eğer gerçekten ilgileniyorlarsa, ki bence ilgilenmiyorlar, çözemiyor. Filistinlilerin kendileri için sorun olmasının ya da Filistin'in veya Filistin'in bir dava haline gelmesinin tek sebebi şu, Filistinlilerin Arap dünyasına bir şekilde mülteci olmaları. Hatta şu ana kadar kendilerine vatandaşlık bile vermemişler. Yani örneğin şeyde işte Ürdün'de ya da Suriye'de şey değiller, o ülkenin vatandaşı değiller. Neden? Çünkü her an geri dönmeleri gerekiyor. Ellerinde işte bir koz olarak bulunduruyorlar bu şeyi, Filistinli kitleleri ve bunların geri dönmesi gerekiyor. Dolayısıyla burada bir samimiyetsizlik de söz konusu. Şimdi buradan baktığımız zaman herkes sanki Filistinlilerin artık yeter, bu şu ana kadar kaybettiklerinizle şey yapın, kaybettiklerinizle geldiğiniz durumu kabullenin ve bundan sonra bu şekilde gidin konusunda artık hemfikir. Böyle olduğu zaman evet Batı'nın işte bu anlaşmaya olumlu yaklaştığını söyleyebiliriz. Diğer açıdan baktığımız zaman da işte bu mesele sadece Filistin meselesi değil. Yani mesela işte İran boyutu da var. Yani diğer başka bir takım boyutları da var. Yani Batı kendisini rahatsız edecek ne kadar dinamik varsa bunların karşısında ayıklaya ayıklaya tek tek işte bir takım sorunları halleden adımlar atıldıkça elbette buna olumlu bir şekilde yaklaşıyor ki şu ana kadar tarihsel olarak mesela Orta Doğu'da devam eden mücadeleyi düşünecek olursak, bütün ülkeleri ve bütün aktörleriyle birlikte düşünecek olursak bu durumda Batı blokunun veya Batı blokuyla birlikte hareket eden ülkelerin yeni bir şeye, yeni bir adım attıklarını görüyoruz ki bu da onlar açısından bir başarı sayılır. Peki Türkiye'ye karşı mıdır bu? Elbette yani bunun böyle bir boyutu da var ama Türkiye'den bağımsız bir şekilde de aslında İsrail'in Birleşik Arap Emirlikleri ile ya da Suudi Arabistan veya diğer Arap ülkeleriyle ilişki kurmayı... Yani İsrail'in aslında uzun zamandır planladığı bir şeydi. Yani bu döneme yansıdı, öyle mi düşünmek İsrail lazım? İsrail neden istemesin? Bakın şöyle bir şey var. Yani Filistin davası hani bir şekilde tanımlanırken İsrail diye bir devlet yokmuş gibi hareket ediliyor. Hayır, yani gerçek o. İsrail orada. Burada şey hani haklılık, haksızlık şeyi yapmıyorum. Tanımlaması yapmıyorum. Yani İsrail'in kesinlikle yaptığı faşizmdir. İsrail'in Filistinlilere yönelik olarak atmış olduğu hiçbir adım kabul edilemez. Bu ayrı bir şey. Ama bir devlet olarak orada ve siyasi açıdan baktığınız zaman, yani real politik açısından baktığınız zaman böyle bir ülke de var orada. Ve bu ülke diğer ülkelerle ilişki içerisine girmek istiyor zaten. Yani Suriye ile de mesela görüşmeler devam ediyordu ve muhtemelen mesela Suriye ile ilgili o açının Golan meselesi olmasa belki durum çok daha farklı olabilirdi zamanında. Yani anlaşmaya yaklaşmışlar da bir şekilde. Dolayısıyla şey var, yani Filistin herkesin işte böyle
vazgeçemeyeceği bir kutsal olmaktan çoktan çıkmış durumda. Bundan dolayı da İsrail bunu kullanıyor ve bu Türkiye'ye rağmen. Bu arada şu da var, yani Türkiye'nin kendisi bizatihi zaten İsrail'le ilk işte İsrail'i tanıyan Müslüman ülke olarak İsrail'le en sıkı ilişki içerisinde olan ülke Türkiye'dir. Dolayısıyla bu Türkiye'ye aslında karşı bir şey değil, bir adım değil ve Türkiye'nin mesela gösterdiği tepki de çok anlamsız yani bu açıdan baktığımız zaman. Diğer yandan da işte bir NATO müttefiki olarak ya da Batı'nın sıkı bir müttefiki olarak Türkiye ilişki içerisinde olduğu bir ülkenin başka bir ülkeyle anlaşması, ki şu anda sadece Birleşik Arap Emirlikleri Türkiye ile sorun yaşadığı için Türkiye tepki gösterdi. Diyelim ki gerçekten işte Suriye Savaşı sırasında olduğu gibi işbirliği halinde olsalardı Türkiye aynı tepkiyi Birleşik Arap Emirlikleri'ne göstermezdi. Ya da daha yumuşak bir şekilde geçirirdi bu meseleyi. Burada Türkiye'nin bile derdi aslında Filistin değil, Birleşik Arap Emirlikleri. Çünkü artık Filistin'le ilgili olarak herkesin gönlünde kalan bir Filistin var. Ama real politiğe baktığımız zaman artık Filistin şey olmuş durumda. Yani bir uğruna savaşılacak bir ülke, bir olgu olmaktan onlar için, bizim için yani bir devlettir ama bu olmaktan artık çıkmış. Peki. Aslında bir başlığımız daha vardı. İç dengelere yansımaları da konuşacaktık ama bu Arap yakınlaşmasıyla bitirmek zorunda kalacağız. Son 5-6 dakikamızı İbrahim Varlı'yla kapatmak istiyorum. Bu yakınlaşma siyaseti en fazla da Trump'ı memnun etmiş görünüyor. Diğer taraftan işte Suudi Arabistan'da bu sürece dahil olacak gibi sevinçli bir şey söyledi. Musa Bey, aslında Türkiye'nin de bu politikanın karşısında olmaması, bu kadar sert tepki göstermemesi gerektiğini söyledi bize. Peki buna rağmen bu adım Türkiye ile Arap devletleri arasındaki mesafenin büyümesine neden olur mu? Siz bu yakınlaşmayı nasıl okuyorsunuz? Türkiye ile bölgedeki Arap ülkeleri arasındaki bu uzaklık, aslında bu kavga, bu bir suni bir kavgadan, bir çatışmadan bahsedebiliriz. Türkiye bunu içeride kullanmak istediği için, içerideki iç politik dengeler açısından işte yaradığı için kullanıyor. Öbür türlü Türkiye'nin ne Birleşik Arap Emirlikleri ne de Suudi Arabistan'la bu anlamda herhangi bir ciddi bir çıkar çatışması söz konusu değil. Aralarındaki en büyük belki de anlaşmazlık noktası olan ihfan konusunda da öyle ya da böyle anlaşabilecekleri bir pozisyona gelmeleri çok rahattır. Ama Türkiye bunu kullanıyor. Kendi başına, kendi kendisine Filistin davasının hamisi kesilmiş durumda. Bunun için de hiç gereği yokken, hiç kendisini ilgilendirmezken bir başka ülkenin, bir bağımsız egemen bir ülkenin, emirlik de olsa, körfez monarşisi de olsa, bir monarşi, mutlak monarşiyle de yönetilse bir ülkenin herhangi bir başka ülkeyle yaptığı anlaşmaya karşı çıkıyor ve bunu da çok ciddi, buradan da bir kriz üretebilecek bir mevzu yaratabiliyor. Bu Türkiye'nin işine geliyor. Oysa hani bu anlaşmanın Türkiye ile hiçbir alakası yok. Yani Türkiye'den bağımsız gelişen bir adı üzerinde Trump'ın, Tel Aviv'in birlikte hazırladıkları bir 100 yıllık bir anlaşmadan bahsediliyor. Bu birkaç ayda, birkaç yıl içerisinde hazırlanan bir anlaşma da değil. Uzun süredir bunun emareleri veriliyordu. Trump sadece bunu Amerika'daki o bir takım derin yapılanmaların, kulislerin veya grupların bir şekilde sözcülüğünü yapmış oldu. Bu Trump olmasaydı da benzer bir anlaşmayı bir başka yönetimde getirecekti. Çünkü Filistin meselesi bölgedeki bütün denklemi bozan, bütün sıkıntıların ana kaynağı olmuş durumda. İsrail'in bu şekilde artık bir yarım yüzyıl daha, bir 70 yıl daha, bir 100 yıl daha bölgesindeki bütün Arap ülkeleriyle kavgalı bir şekilde varlığını sürdürebilmesi de artık çok zordu, çok maliyetliydi, çok külfetliydi. Bunu dindirmek için şimdi 100 yıllık anlaşmanın bir parçaları olarak, bir nüveleri olarak parça parça, bir bütün olarak Arap coğrafyasını ikna edemeyeceğinin bilincinde olduğundan parça parça ülkeleri kazanarak, ülkeleri yanına çekerek, kimini şantajla, kimini ödülle, kimini bir şekilde ikna ederek, yanına çekerek bu planı kabul ettirmek istiyor. Çünkü Arap sokaklarda artık yorgun, artık eskisi kadar Filistin meselesine
Evet, duyarlılar ama bu duyarlılık hakikaten bir yorgunluğa da yol açmış durumda. Çok artık eskisi gibi sokaklar inilemiyor çünkü zorlu bir süreçten geçiyor. Arap coğrafyası 2011'den bu yana artık kendi meselelerini çözemezken, kendileri bir ciddi bir ekonomik, toplumsal, siyasal kriz yaşarken veya krizin girdabına debelenirken bir de bunun üstüne Filistin meselesine sahiplenecek bir pozisyonda değiller. İsrail ve Amerika da bunu kullanıyor pekala. Bunun için önce Birleşik Arap Emirlikleri'ni çektiler yanlarına. Şimdi Sudan'ı çekeceklerdi. Sudan Dışişleri Bakan Yardımcısı açıklama yaptı. Sonra görevinden alındı. Ama belli ki Sudan da buna teşne alacaklar. Bahreyn'i alacaklar. Kuveyt'i hemen almaları an meselesi derken Suudiler vesaire koyduğun zaman Arap coğrafyası bir şekilde en azından büyük kısmıyla buna ikna olmuş olacak. Buna birkaç ülkenin yani Pakistan bir şekilde çok kolay ikna olmayacaktır. Razı olmayacaktır. İran hakeza hiçbir zaman kabul etmeyecektir. Bir de Türkiye'nin işte böyle bir anlamda dönemsel veya konjonktürel bir tepkisi olacaktır. Çünkü bunun yani bu Arapların İsrail'le barışmasının Türkiye'nin için Türkiye Arap coğrafyasında yabancı bir güç. Yani Arap coğrafyasını Peki. biz çok basit bir coğrafya olarak algılıyoruz. Sanki yek vücut birlik halinde olan bir ülkeden veya bir nüfustan yani 300 milyondan fazla bir nüfustan bahsediyoruz. 20'ye yakın bir ülkeden bahsediyoruz. Arap coğrafyası çok kozmopolit, çok kültüre, çok yapılı bir büyük bir coğrafyadan bahsediyoruz. Hani sıradan bir 5 milyonluk, 10 milyonluk bir ülkeden bahsetmiyoruz. Türkiye şimdi bu coğrafyada bir yabancı güç olarak buralara hükmetmek istiyor. Buralara söz sahibi olmak istiyor. Bunun bir real politik bir karşılığı yok. Bunun hani boşuna duvara bir şekilde gidip toslayacaktır ve hani boşa kürek çekmek anlamına gelecektir. Ama bunu görmüyor mu? Kendisi de görüyor tabii ki. Türkiye'nin bu Arap coğrafyasında birçok rakibi var, birçok bölgesel rakibi olacak, birçok engelle karşılaşacaktır. Yani Ama sonuç Türkiye itibariyle şunu, Türkiye'nin işi de evet, zorlaşacak, görünen o. zordur ama Türkiye bunu kullanıyor. Peki. Çünkü şu anda üretebildikleri bütün kriz iktidarın bir şekilde işine geliyor. İçeride Evet. sıkışmış durumda, içeride hakikaten ekonomik olarak, politik olarak, kültürel olarak sıkışmış durumda. Bu sıkışmışlığı, bu dikkatleri dağıtmak için de hani Birleşik Arap Emirlikleri ile de bir kriz üretilir. Suudi Arabistan'la da hatta hiç etkisiyle karışmayan Umman Cumhuriyeti, Umman Devleti ile de Sultanlığı'yla da pardon bir kriz üretilen için üretmesinler ki çünkü bu krizin Türkiye'ye çok fazla ekonomik olarak bir sıkıntısı olsa da politik olarak bundan faydalanacaktır Evet. ama bunların bölgede çok ciddi bir tektonik kırılmalar yaşanmak üzere Türkiye'nin burada bu şekilde pozisyon alması biraz zor. Yani çünkü bütün taşları yanlış oynuyor, bütün hamleleri bir şekilde yanlış. Bir yerde attığı adam bir sonraki adamına çelme takacak durumda ama bunu çok fazla göremiyor. Çünkü çok ciddi bir diplomatik alt üst oluşta karşı karşıyayız. Bunun faturasını tabii ki yani bir son birkaç cümle olarak toparlayayım. Türkiye halkları hepimiz ödeyeceğiz. Doğusundan, batısından, kuzeyinden, güneyine bütün bu Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde yaşayan halklar hepimiz bireyler olarak ödeyeceğiz. Ödüyoruz zaten. Daha da bu fatura ağırlaşacaktır. Görünen o ki AKP buna kaçınmayacaktır. Her türlü çılgınlığı yapabilecek pozisyondalar. Çünkü kaybediyorlar. Ciddi bir kan kaybı içerisindeler. Ama iktidarı da çok rahat bir şekilde verme niyetleri gözükmüyor. Evet. Bunun için de her türlü çılgınlığı yapabilecek pozisyondalar. Hani biz programın başında bir Zamanımız sıcak giderek çatışma, daraldı. Son evet, bir cümleyle son bir cümle. toparlasanız. Hani programın başında acaba Türkiye hani bir sıcak çatışma yaşanmaz Yunanistan'la veya bölge ülkeleriyle dedik ama bunun olmaması için de hiçbir neden yok. Böyle bir çılgınlığa dahi girişebilecek Bir durumdalar. Türkiye NATO ülkesi olmasına yani Yunanistan'la NATO ittifakının bir parçası olmasına bakılmaksızın bir sıcak çatışmanın şeylere girebilir yaşanmayacağının bir diyorsunuz. garantisi yok. Tabii ki bu bütünlüklü bir savaş olmasa da kısmi yerel Peki. çatışmalar da olabilir seçeneklerden bir tanesi. Peki.
Aslında zamanımız kalsaydı bu krizlerin iç siyasete yansımalarını, özellikle AKP iktidarının, Erdoğan'ın bundan nasıl yararlandığını da konuşacaktık. Maalesef ona zamanımız kalmadı. Ben bir kez daha Sayın Fehim Taştekin, Sayın Musa Özoğurlu, Sayın İbrahim Varlı, her üçünüze de teşekkür ediyorum. Konuyu yakından bilen, Orta Doğu'yu yakından bilen, bölgeyi yakından bilen insanlar olarak görüşlerinizi Medya Haber izleyicileriyle paylaştınız. Umarım daha sık sizleri bu ekranda görürüz. Sevgili izleyiciler, bir Medya Haber'de gündemin daha sonuna geldik. Konuklarımızla bölgesel gelişmeleri, Doğu Akdeniz krizini konuştuk. Bir dahaki Medya Haber'de gündemde buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın.